diğerlerinden sonra gelmesi hasebiyle bugün sinemaya yedinci sanat diyoruz. Peki, sinema gücünü sırf kendinden mi alır? Ortaya koyduğu eserleri zenginleştirmek, hem duygusal olarak hem de estetik zevk açısından kendisini güçlendirmek için diğer tüm sanatları kendi içinde yoğurur ve hepsinden beslenir. Biz ise bugün bu açgözlü ve iştahı kabarık canavarın gözlerinden bir tanesini irdeleyeceğiz. Resim. Şimdi tarihten pek çok resim ile, bu resimlere yapılmış referansları aktaracağım. Sizler için 5 resim ve 5 film hazırladım. Size sunacağım ilk örnek Edward Hopper'ın 1925 yılında yaptığı Demiryolunun Kenarındaki Ev tablosu. Bomboş alan önünde yalnız bir ev ve girişini görsel olarak engelleyen raylar var bu tabloda. Bu tabloya yapılan en ünlü referans Alfred Hitchcock'un Psycho filminde yaptığı referans. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuştur Hitchcock? Çünkü filmde işleyeceği Norman karakterinin psikolojisine bir gönderme yapmak istemektedir. Norman yalnızlık içinde olan bir bünyedir. Geçmişin korkunç anılarını unutamamış ve onları tam anlamıyla içinde taşımaya devam etmiştir. Pek çok eleştirmene göre tablomuz açık bir yalnızlık, yabancılaşma, durgunluk ve gizem duygusunu yansıtır. Norman'ın içinde bulunduğu bu korkunç hal ile aynı duyguları yansıtır. Demiryolunun kenarındaki ev tablosu. İkinci eserimiz William Shakespeare'in Hamlet'indeki zavallı Ofelia'nın nehirde boğulmadan önce şarkı söylemesini betimleyen Ophelia tablosudur. Bu tabloya yapılan sinema referansı ise Lars von Trier'in 2011 yılında çıkardığı Melankolia filminde yapılır. Tablo ve filmin anlatımının göbeğinde depresyon kavramı vardır. Melankolia'da kardeşinin malikanesinde düğününü yapacak olan Justin ve onun her açıdan zıt bir temsili olan kız kardeşi Claire'ın dengesiz ruh hallerini görmekteyiz. Filmde yaklaşmakta olan bir felakete karşı içine girdikleri tavırlar ve her yönüyle bunalım işlenir. Ofelia ise depresyon duygusunun sanat tarihindeki nirvanasıdır. Sevgilisinin amcasından intikam almaya çalışırken yanlışlıkla babasını öldürmesi üzerine deliren Ofelia'nın hissettiği duygular ile Melankolia'nın anlattığı tema ne kadar da benzeşmektedir. Üçüncü tablomuz Kaspar David Frederick tarafından yapılan Meşe Ormanı'nda Manastır. Bir tabut taşıyan keşişler Yıkıntı haldeki gotik bir manastırın kapısına doğru yürümektedir. Önlerini görmek için sadece iki mumları vardır. Karlı zeminin ortasında yeni kazılmış bir mezar gözümüze çarpar. Tablonun alt kısımlarında neredeyse hiç ışık yoktur. Sadece yıkıntıların üst bölümleriyle yapraksız meşe dalları batmakta olan güneşin ışıkları altındadır. Gökyüzünde doğmakta olan hilal görülür. Bu tablodaki manastır Almanya'da Griffswald kasabası yakınlarında bulunan 30 yıl savaşları sırasında İsveç askerleri tarafından yıkılmış Eldena manastırıdır. Bu tablodaki cenaze töreni ressam tarafından Almanya'nın ümitlerinin yok oluşunu temsil etmektedir. Bu tabloya yapılan referans ise Leonardo DiCaprio'ya Oscar'ı getiren film The Revenant'da yapılır. Bu filmde çocuğunu ve neredeyse hayatını kaybeden bir adamın soğukla, fırtınayla, vahşi doğayla ve bunların hepsinden daha tehlikeli olan insanlarla mücadelesini izliyoruz. Filme hakim duygular tam anlamıyla ümitsizlik ve korku. Bu açıdan tabloya gönderme yapmaya en müsait filmlerden biri belki de Revenant. Dördüncü tablomuz Vincent Van Gogh tarafından resmedilen Gustav Dor'un gravürlerinden bir tanesinin tablo versiyonu. Tutuklular Çemberi. Tabloda bir hapishane avlusunda dönmekte olan 37 mahkum görürüz. Oldukça dar, alabildiğine sıkışık bir ortamdır bu. İnsanın içine bir sıkıntı verir. Bu da yetmezmiş gibi duvar öylesine yüksek ve uçsuz bucaksızdır ki gökyüzünü görmemse ufacık dahi olsa bir nefes almamıza müsaade etmez. Yukarıda iki beyaz kelebek göze çarpar. Kimilerine göre bu kelebekler hapishanelerin kısıtladığı özgürlüğü ve kaybedilmiş masumiyeti simgelemektedir. Stanley Kubrick'in 1975 yılında çektiği otomatik portakal. Filmdeki ana karakterimizin düştüğü hapishanede Winston Van Gogh'un bu tablosu aynen canlandırılır. Filmin oluşturduğu duygu ortamına da muhtemelen daha uygun bir tablo yoktur dünya üzerinde. Filmimizde distopik bir çağda kendilerini suça ve zevke adamış gençlerin hayatlarını ve akıbetlerini izliyoruz. Bu gençler yalnızlığın pençesinde kıvranıyor, masumiyetten ve saflıktan adım adım uzaklaşıyorlar. Bu iki sanat eseri birbiriyle öyle uyumlu ki, usta yönetmenlik bu olsa gerek. En son bahsedeceğim resim ise aralarında en sevdiğim. Korkudan Özgürlük. Bu resim ismi ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in yaptığı bir konuşmadan alıyor. Konuşmanın içeriğine göre her insan bu silahlanma çağında ölüm korkusu duymadan rahatça yaşayabilmelidir. Bu resim ise rahat, aydınlık, sıcak, samimi havasıyla daha ilk bakışta insana güven veriyor. Resim ebeveynleri başında dururken bu dünyanın tüm tehlikelerinden uzak ve güven içinde uyuyan çocukları gösteriyor. Anne babaları devam eden savaşın dehşetini gösteren bir gazete tutuyorlar ellerinde. Bununla birlikte dikkatleri endişe verici manşetlerde değil tamamen çocuklarında. Bu resim ebeveynlerin duyduğu ve çocuklarını yatağa gece ölmeyeceklerini bilerek yatırabilmenin verdiği güveni anlatıyor. Bu resme yapılan referansı ise Steven Spielberg tarafından 1987 yılında çekilmiş Güneş İmparatorluğu filminde görüyoruz. Film Basitçe zengin Britanyalı ailesiyle birlikte Şangay'da oturan ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Şangay'ı işgaliyle birlikte onları kaybedip yolu esir kampına düşen Jim Graham isimli çocuğun hikayesini anlatıyor. Jim bu toplama kampında hayatın ailesinin ona aktardığından çok daha zor ve tehlikeli olduğunu öğreniyor. Tablonun anlattığı temaya ne kadar da uygun değil mi? Sanat eseri ortaya koymak bizi insan yapan birecik niteliklerden bir tanesi. Geleceğe dair endişe ve ümitlerimizi, geçmişe dair pişmanlık ve kederlerimizi ve bunlara dair hissettiğimiz duyguları dışa vurmak adına en etkili yöntemlerden bir tanesi zira sanat eseri üretmek. Sinemacılığı diğer bütün eser türlerinden ayıran en önemli özelliği ise yaşantıya dair her türlü gerçekliği dilediği gibi oluşturabilecek özgürlüğe sahip olması. Öyle bir özgürlük ki Filmde bahsedilen şeylerin gerçek hayatla en ufak bir ilintisi olmasına dahi gerek yok. Bu özgürlük pek çok defa yönetmenlerin doğal becerilerinin ufkunu açmış, kendilerini ifade kabiliyetlerinden çok çok öteye geçmelerine yardımcı olmuştur. Kendilerine tanınan bu ayrıcalığı en iyi şekilde kullanan yönetmenler müzikten dansa, resimden edebiyata her türlü sanat kolunu en efektif biçimde kullanmış, bize tarif olunmaz hisler yaşatmışlardır. Kapsayıcılığı ve sürekli gelişen teknolojisiyle sinema için en ileri sanat diyebilir miyiz? <laughs>